Çağdaş sanatın öncü isimlerinden ressam, yazar ve akademisyen Balkan Naci İstimyeli. 17 Nisan 2022'de hayata gözlerini kapatan sanatçı, 50 yıllık sanat hayatı boyunca resimlerinin yanı sıra eğitim metodolojisi olarak benimsediği aforizmalarıyla öğrencilerine ve sanat takipçilerine entelektüel bir rota çizdi. İmza attığı sanat yapıtları, kaleme aldığı şiirler ve sorgulayıcı sanat anlayışıyla özgün bir kimlik inşa etti. Balkan Naci İstimyeli anısına 76. doğum gününde Ekavart Galeri'de sanatçının ve öğrencinin çalışmalarından oluşan bir karma sergi düzenlendi. Öte yandan İstimyeli'nin Epsilon Yayın Evi tarafından yayımlanan kitapları sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluştu. Balkan sadece bileğiyle değil, düşünceleri, zihniyle bileğinin yeteneklerini birleştirebilen bir insandı. Zaten özel oluşu da biraz oradan geliyor. Dolayısıyla hem çok sanatından başka bir şey düşünmeyen bir insan ama aynı zamanda da bir bilim insanının disiplini vardı kendisinde. Bu onu çok projeler şeklinde çalışmalara sevk etmiştir. Ve hayatı boyunca da hem öğretici olarak hem üretici olarak bu disiplinle çalışması onun çok yol almasına neden olmuştur. Önce bir konu saptar, bir fikir saptar bu sergisindeki kitabında olduğu gibi, düşünce duraklarında olduğu gibi. O fikir çerçevesinde materyal toplar, uzun uzun düşünür, notlar alır. Bir kere hepsini notlar şeklinde alırdı. Yazıya çok düşkündü. Sonra üretim aşaması onun için artık daha kolay bir aşamaydı. Hani denir ya, sanatçı elini fırçaya alır, tuvalde ne çıkacak bakalım bugün. Öyle bir sanatçı değildi Balkan. Ne yaptığını çok iyi bilerek hareket ederdi. Ve o fikir çerçevesinde de çıkardığı işleri genellikle yazılarıyla, el yazısını çok kullanmayı severdi. Yazılarıyla, şiirleriyle bütünleştirirdi. Ve dolayısıyla izleyicinin karşısında bir dünya sunardı. Yani seçtiği konuyu enine boyuna izleyiciye hissettiren bir dünya kurardı. İşte onun farklılığı da biraz buradan geliyordu. Çok zamansız kaybettik kendisini ve ani oldu. İnsanlarda bunun için büyük bir yoksunluk duygusu uyandırdı. Öğrencileriyle özellikle ilişkileri çok başkaydı. Kendisi önce Marmara Üniversitesi'nden emekli olmuştu ama 2007'den itibaren Işık Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kurmuşlardı Süleyman Sahin Pekcan Hoca'yla. Bu sergide oradaki öğrencilerinin onun öğretilerinden yararlanarak yaptıkları işleri kapsıyor kendisiyle birlikte. Gülfem Dedeoğlu küratörlüğündeki sergi, İstimyeli'nin üniversitede eğitim verdiği öğrencileri Gökhan Balkan, Irmak Dönmez, Melih Koçali, Nihal Sak, Müjgan Sağlam ve Şermin Kıvanç Seval'in çalışmalarını bir araya getiriyor. Hocanın öğretici olarak çok farklı bir tarzı vardı. Tüm öğrencilere kendi olmalarını, kendi içinde yolculuk yapmalarını, yani araştırmalarını, gezmelerini, görmelerini ve her şeyi hissetmelerini öğütlerdi. Bu anlamda düşünce durakları onun sanatının zaten öğretisinin bel kemiğiydi. Oradan yola çıkarak herkes bir araştırmaya yönelirdi. Balkan Hoca derdi ki, düşünce duraklarında yola çıkın, bunlarla yola çıkın, kendinize uygun durak bulursanız inin, orada araştırmaya başlayın. Korkmayın, yolu çıkmaz sokaklara girin, karıştırın, edin, yer altına girin. Hayatın trajedileri oralardadır, araştırın, edin, bulun, sanat buralardan çıkar derdi. Yani herkese kendi olmasını öğütlerdi. Bu nedenle onun atölyesinde çok farklı disiplinlerle çalışan öğrenciler yetişti.
Çünkü öğrencilere kendilerini bulmalarını öğütlerdi. En önemli şey buydu yani. Bu çalışmaların Musallat Çocuklar adını verdiğim çalışmalar serisinin bir bölümü. Atık nesnelerle çalıştım. Çocukluğumdan beri böyle objeler, nesnelerle bağ kurarım. Onlar benim için çok önemlidir. Bir şey eskise bile kolay kolay atamam. Sanıyorum oradan gelen bir alışkanlıkla toplayıcıyım. Ben bir toplayıcıyım aslında. Topladıklarımla zaman içinde işte böyle bir nevi kolaj yapmaya başladım. Onlarla konuşuyorum, onlarla hissediyorum. Onların ne olmak istediklerini sorguluyorum sanki ve onları bir araya getiriyorum. Ama tabii ki bir araya getirirken belli bir kavram üzerinde hareket ediyorum ve o kavramdan yola çıkıyorum. Arkadaşımız gibiydi. Birlikte yaşadık biz orada. Yani bir eğitim gibi bakmadık biz atölyede olmayı. Daha çok hayatın bir parçasıydı ve paylaşımların yapıldığı bir yerdi. Benim için çok önemli bir insan. Ve sanatçının ölümsüz olduğunu söylerdi. Eserleriyle ve yapıtlarıyla ölümsüz olduğunu söylerdi. Bugün bu sergide biz buna tanıklık ediyoruz. Buradaki öğrencilerin hepsinin arkasında hocamızın aforizmaları var. Onun bıraktığı ekol devam ediyor. Tırnaklar isimli eseri görüyoruz biz arkada. İki farklı form görüyorsunuz. Ahşapla yapılmış ama ayrıştırılmamış bir bütünün parçaları gibiler. Tırnakların tehditkar ve dominant yapısının karşısında yumurtanın kırılgan ve ele avuca gelmez bir arada tutması zor yapısını betimlemeye çalıştım. Düşünce Durakları Çapraz Sorgulamalar sergisi 15 Ekim'e kadar Ekavart Galeri'de ziyaret edilebilir. Öte yandan sergiyle eş zamanlı olarak sanatçının koleksiyonlarından seçme eserler 15 Ekim'e kadar AKM Çok Amaçlı Salon'da ziyaretçilerini bekliyor.